أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda namazın ferdi ve sosyal hayata ait kazandırmış olduğu hususlar, kazançlar nelerdir? Bunun üzerine durmak istiyorum. Başta namaz insanın yaratıcısını hatırlaması, onu anması, onunla irtibata geçmesidir. Allah'ı zikretmek olan namaz, insanın hem bedenine hem de ruhuna şifadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Mealen, Ra'd suresinin 28. ayetinde, İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bağırsak rahatsızlığı çeken Ebu Hureyre'ye kalk namaz kıldı, namazda şifa vardır tavsiyesini yapmıştır. Değerli dinleyicilerim, namaz günlük hayatımızı disipline eder başta. Namaz her gün 5 vakit olarak belli bir plan ve program dahilinde ve sürekli yapılan bir ibadettir. Bu durum kişide zamanla bir iç disiplinin oluşmasına sebep olur. Çünkü namazın günün belli saatlerinde kılınması gerekir. Bu şekilde namaz sürekli kılındığı takdirde kişi zamanını disiplin altına alır. Bu durum onda alışkanlık yapar ve o kişi artık disiplin insanı haline gelir. Mesela kişi güne sabah namazıyla merhaba der, ardından işine koyulur. Erken saatlerde işine başladığı için zamanı bereketlenir. Öğle saatlerine doğru yorgunluk hisseder. Ruhu adeta bir teneffüse ihtiyaç duyar. Bu zaman diliminde öğle namazı bir Hızır gibi yetişir ve onu rahatlatır. Arkasından ikindi, akşam ve derken yasıyla gün son bulur. Değerli dinleyicilerim, hayatımızı namaza göre tanzim etmeli. Namaz bir takvim gibi hayatın her noktasını kuşatmalıdır. Hayatın gerçek takviminin blokajı namaz üzerine oturtulmalı. Namaz vakitleri köşe taşları olmalı ve sair işler bu köşe taşlarına göre programlanmalıdır. Eskiler bir iş için sözleştiklerinde sabah namazından önce, öğle namazından sonra derlerdi. Kur'an'da bu espri muhafaza edilir ve pek çok yerde namaz kılındıktan sonra namaza kalktığınızda, namaza durduğunuzda gibi ifadelerle ferman buyurulur. Maide suresinde cemaatle kılınan namazlarda özellikle imama uyma müminleri askeri bir disipline kavuşturur. İmam Allahu Ekber dediğinde artık konuşan ve Rabbe yüksek sesle iltica eden odur. Müminlere aynı zamanda vekalet etmiş olur. Değerli dinleyicilerim, namaz insanı günahlardan ve kötülüklerden uzaklaştıran bir kalkandır. Namaz kişiyi günahlardan korur, muhafaza eder, insanı günah kirlerinden temizleyip pak eder. Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu düşünen ve ibret alanlara bir nasihattir. Hud suresinin 114. ayetinde ifade edilmiş. Ayet-i kerimesi nazil olduğunda bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, bu hükme ben de dahil miyim deyince Allah Resulü, bu benim bütün ümmetim içindir buyurmuşlardır. Namaz, Rabbe teslim olma, ona boyun eğip her türlü ihtiyacını ondan isteme ve aynı zamanda ona günde 5 defa hesap verme zamanıdır. Şimdi düşünelim, bu şuurla günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkacak olan kişi günah işleyebilir mi? Yine namaz vesilesiyle günde 5 defa Rabbine olan bağlılığını tazeleyen bir mümin onun emirlerine karşı gelebilir mi? İşte muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Ayeti kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. Mesela öğle namazını kılmış bir insan ikindi namazının geleceğini düşünerek öğle ile ikindi arasında günahlara girmekten çekinmelidir.
Aynı şekilde ikindiyi kılan bir kimse de akşam namazının geleceğini bildiği için bu arada günaha girmemeye çalışır. Bu şekilde 5 vakit namazını düzenli olarak kılan kimse gün boyu günahtan ve kötülüklerden kendisini uzak tutma cehd ve gayreti içinde olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati şöyle dile getiriyor. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün 5 kere yıkansa acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz? Sahabe efendilerimiz bu hal onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu 5 vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler. Ayet ve hadislerin bütününden namazda insanı günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kuvvetin olduğu anlaşılmaktadır. Namaz, Allah'a yakın olmayı temsil ettiği için yüksek düzeyde vefada ister. Bunun anlamı şudur, kulun namaza karşı gösterdiği vefa, özen ve iştiyak nispetinde namazda ona karşı vefalı olur ve ondaki günaha açılan duyguları ve kötülük hislerini köreltir. Değerli dinleyicilerim, namaz, ağacın yapraklarını dökmesi gibi günahları döker. Her ne kadar insan günde 5 defa sözlü olarak tevbe etmese bile, onun kılmış olduğu namazlar fiili bir tövbe yerine geçmektedir. Sahabilerden Hazreti Ebu Osman anlatıyor. Sahabinin önde gelenlerinden, Peygamberimizin ehli beytimdendir diye takdir ve tebcil ettiği Selman-ı Farisi ile bir ağacın altında oturuyorduk. Bir ara Selman ağacın dallarından birini tuttu, sallamaya başladı. Ağacın yaprakları dökülene kadar salladı. Sonra da bana dönerek, "Ey Osman, bunun niçin yaptığımı bana sormayacak mısın?" dedi. Ben de onun bu hareketini anlamadım ve sordum. "Söyle lütfen, bunu niçin yaptın?" dedim. Bana ağacı yaprakları dökülünceye kadar niçin salladığını anlattı. Bir keresinde sevgili Peygamberimizle birlikte aynen bu şekilde bir ağacın altında oturuyorduk. Ağacın dallarından birini tutup yaprakları dökülünceye dek salladı ve bana "Ey Selman, bunu niçin yaptığımı bana sormayacak mısın?" buyurdular. O zaman ben de "Ey Allah'ın Resulü, bunu niçin yaptınız?" diye sordum. Bana şunları söyledi. Bir Müslüman güzelce abdest alıp sonra da 5 vakit namazını kılarsa onun günahları işte bu ağacın yaprakları gibi dökülür. Arkasından da gündüzün iki tarafında gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu düşünen ve ibret alanlara bir misaldir. Ayetini okudular. Değerli dinleyicilerim, namaz huzur ve mutluluk kaynağıdır. Hayatta güzelliklerin yanı sıra hoşlanmadığımız şeylerle de yüz yüze gelebiliriz. Çünkü dünya bir imtihan diyarıdır. Başta namaz olmak üzere ibadetlerimizdir. Namaz dünyevi bir takım zorluklara karşı mümine direnme ve dayanma gücü verir. Bakara suresinin 153. ayetinde mealen, "Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." Ayeti kerimeden sabır ve namazın hayatın zorlukları karşısında yıkılmak üzere olduğumuz, bunaldığımız ve bir yardım eline ihtiyaç duyduğumuz anlarda başvuracağımız iki çare olduğunu görüyoruz. Devamlı eda edilen namazla kazanılan irade gücü ve motivasyon sayesinde bela ve musibetlere direnme, öfke kontrolü, nefsin arzularına karşı gelme, insanlardan gelen ve gelebilecek bütün hoş olmayan hareketlere karşı durabilme gücü kazandırır. Sevgili Peygamberimiz için şöyle denir, o bir iş sebebiyle üzülmüş ve hüzünlenmişse hemen namaza kalkardı. Çünkü namaz onun için bir huzur kaynağıydı. O namazla rahatlıyor, namazla kendisini teskin ediyordu. İnsan namazı iç dünyasının bir ameli haline getirebilirse, seven bir insanın sevdiğini görmek için duyduğu aşkı namazın gelmesinde de duyacaktır. Her namaza durduğunda keşke bu namaz bitmese diyecek, Hazreti Hubeyb'in idam edilmeden önceki son isteği gibi gözü
hep namazda olacak ve bir namaz insan haline gelecektir. Kişinin namazlarını şuurlu olarak eda etmesi, onun düzensiz hayatına bir düzen, dağınık kalbine bir denge getirir. Perişan hislerini ayağa kaldırıp, bulanık yönlerine de ışık saçar. O bu sayede doğru görme, doğru düşünme, doğru konuşma imkanını elde eder. Günde 5 defa Rabbin huzuruna gelinip şuurla eda edilen namaz, Allah'ın izniyle bütün bunları insana kazandıracak mahiyettedir. Namaz bu manaları hem taşır hem de tekeffül etmiş durumdadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendisi ibadetlerde hassas olduğu gibi, Allah'ın emirlerinde, Kur'an'ın emirlerinde hassas olduğu gibi, yetiştirmiş olduğu talebeleri, sahabesi, arkadaşları ondan geri değildi. Onun yolunu çok ciddi manada takip ediyorlardı. Değerli dinleyicilerim, bir seferinde müşrikler üzerine 10 kişilik bir keşif birliği hazırlamış ve bu keşif kolunun başına da Hazreti Asım İbni Sabit el-Ensari'yi kumandan yaparak göndermişti. Bu keşif kolu hareket ettiler. Nihayet Mekke ile Usfan arasına geldikleri zaman Huzail kabilesinden Beni Lihyan denilen bir kabilenin vadisine geldikleri bildirildi. O kabile halkı 100'e yakın okçu birliğiyle bunları yakalamak için peşlerinden gittiler. Ayak izlerinin peşine düştüler. Çok iyi iz takip ederlerdi. Nihayet keşif birliğinin konaklamış oldukları bir yere geldiler ve orada keşif birliğinin Medine'den azık olarak yanlarına almış oldukları hurmalardan birinin çekirdeğini buldular. Bunun üzerine işte bunlar Yesrib hurmalarıdır dediler ve tekrar Efendimizin keşif kolunun izlerini takip ettiler. Sonunda onlara ulaştılar. Hazreti Asım ve arkadaşları son noktaya vardıkları zaman yüksek bir tepeye sığındılar. Takipçiler onları çepeçevre kuşattılar ve size söz veriyoruz. Eğer bizim yanımıza inerseniz sizden hiç kimseyi öldürmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Müfreze'nin komutanı Asım arkadaşlarına ben bir kafirin zimmetine yani verdiği söze güvenerek yanına inmem dedikten sonra ey Allah'ım peygamberine halimizi haber ver dedi. Asım ve arkadaşları müşriklerle çarpıştılar. Nihayet müşriklerden 7 kişi Asım'ı oklarla şehit etti. Geriye Hazreti Hubeyb, Hazreti Zeyd ve diğer bir kişi kaldı. Müşrikler onlara öldürmeyeceklerine dair ahd ve yemin verdiler. Onlara bu ahit ve yemin verilince bu sahabiler sığındıkları tepeden müşriklerin yanına indiler. Müşrikler mücahitleri ele geçirince yaylarının kirişlerini çözüp bunlarla sahabileri bağladılar. Bunun üzerine iki mücahidin yanında bulunan o üçüncü kişi ki Hazreti Abdullah bin Tarık'tır. Bu bir zulümdür dedi ve onlarla beraber gitmeyi kabul etmeyip direndi. Müşrikler de onu sürüklediler ve kendileriyle gitmesi için hırpaladı ve dövdüler. O da gitmemekle diretti, bunun üzerine onu şehit ettiler. Hazreti Hubeyb ile Hazreti Zeyd'i götürüp Mekke'de sattılar. Hazreti Hubeyb'i Haris bin Nefel oğulları satın aldı. Hazreti Hubeyb Bedir günü Haris bin Amir'i öldürmüştü. Hazreti Hubeyb Haris oğullarının yanında haram aylar geçinceye kadar esir olarak kaldı. Nihayet onu öldürmeye karar verip ittifak ettiklerinde Hazreti Hubeyb vücut temizliği yapmak için bir ustura istedi. Kadın ona usturayı verdi. Daha sonra Müslüman da olan bu kadın o günü şöyle anlatıyor. Ben farkında değilken çocuğum Hubeyb'in yanına yürümüş ve onun yanına varmış. Hubeyb de elinde ustura olduğu halde çocuğu dizine oturtmuş. Ben çocuğumu bu vaziyette görünce Hubeyb onu ustura ile kesecek diye çok korktum. Hubeyb elinde ustura olduğu halde benim bu korkumu anladı ve çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Ben bunu asla yapmam dedi. Zeynep adındaki kadın şöyle diyordu. Ben Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Yemin olsun bir gün ben onu kendisi demirle bağlı olduğu halde elinde bir üzüm salkımından yerken görmüşümdür. Halbuki o zaman Mekke'de bu meyve hiç yoktu. Bu ancak Allah'ın Hubeyb'e ihsan ettiği bir rızıktır. Nihayet Hazreti Hubeyb'i harem bölgesi dışında öldürmek için haremden çıkardıklarında Hazreti Hubeyb onlara ''Beni serbest bırakın da iki rekat namaz kılayım.'' dedi. Sonra namazından ayrılıp onların yanına vardı ve ''Eğer ölümden korktuğumu zannetmiş olmasaydınız
muhakkak namazımı uzun uzun kılarım demişti. Böylece Hazreti Hubeyb şehit edilme sırasında iki rekat namaz kılmayı adet haline getiren kişi olmuştur. Değerli dinleyicilerim, namazın birçok faydası var. Namaz kişiyi sosyalleştirir, bunlardan birisi de. Sağlıklı bir toplum sağlıklı fertlerle mümkündür. İnsan toplumsal bir varlıktır. Topluluk halinde yaşama onun fıtratının gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de insanın sosyal bir varlık olduğu şu şekilde anlatılır. Hucurat suresinin 13. ayetinde mealen, "Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvada yani Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır." Değerli dinleyicilerim, namaz ferdi ve ruhu bir ibadet olduğu kadar sosyalleştirici bir yönü de vardır. Özellikle farz namazların cemaatle kılınmasının lüzumu, ondaki toplumsal muhtevanın göstermesi bakımından önemlidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edince mescit yaptırdı. Mescid-i Nebevi'de namazlar cemaatle kılındı. İnsanlar problemlerini birbiriyle paylaştılar. Değerli dinleyicilerim, namaz cemaat ruhunu geliştirir. İnsanda cemaat ruhunu geliştiren en önemli davranış namazdır. Hatta mezhep imamlarımızdan Ahmet İbni Hanbel, cemaati namazın şartlarından saymıştır. Cemaat, ahir zamanın eritici ve öğütücü dalgalarına karşı koruyucu bir engel ve siperdir. Ferdi yaşanan bir Müslümanlıkta pek çok yanlışlıkların olma ihtimaline karşılık, cemaatleşmede bu ihtimal daha da azdır. Ayrıca, ferdi yaşayanlar cemaate açılan ve lütfedilen nurani atmosfer ve iklimlerinden de mahrum kalmış olurlar. Günümüzün en büyük problemlerinden birisi onun sosyalleşememesidir. Son zamanlarda sosyalleşmeyi sadece sinemaya da tiyatroya gitmek zanneden bir düşünce tipi belirginleşmiş ve gelişmiştir. Halbuki cemaatle kılınan namazda insanı sosyalleştiren pek çok vesile bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerim, cemaatle kılınan namaz Abdullah İbni Ömer'in rivayetiyle 27 derece üstünlüğü vardır. Cemaat sevabı vardır. Efendimizin ifadeleri içerisinde cemaatle kılınan namazlar kişiye kardeşlik duygusunu kazandırır. Toplumda birlik beraberlik olur. Aynı saflarda fakir zengin fark etmeden sınıf farkını ortadan kaldırmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın cemaatle eda edilmemesi durumunda insanın en baş düşmanı olan şeytanın bunu fırsat bileceğini ve müminler arasına fitne ve fesat tohumu ekeceğini şu şekilde ifade ediyor. Bir yerleşim yerinde veya çöl, kır gibi bölgelerde en az 3 kişi bulunur da oralarda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlardaki bu dağınıklığı fırsat bilerek kendilerini kuşatır. Onları avucun içine alır. Zinhar cemaati terk etmeyin. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Cemaatten uzak kalan kimseyi de şeytan kolaylıkla ele geçirir buyuruyor Ebu Davud Salat 46 oğlu hadis-i şerifte. Değerli dinleyicilerim, namaz kişiye isar duygusunu kazandırır. İslam dininde tek başına hareket etmek makbul bir davranış değildir. Onun insanlara kazandırmak istediği en temel ahlak esaslarından biri, başkaları için yaşamak, başkasını kendine tercih etmek şeklinde özetlenebilecek İsar duygusudur. Bu duyguyu mümine kazandıran en önemli ibadetlerden birisi de namazdır. Günde 5 defa omuz omuza aynı kıbleye yönelen insanlar din hakikatlerinin güzelliklerini paylaşabilmenin yanında zorlukları beraberce göğüsleyebilme melekesini de kazanır. Değerli dinleyicilerim, cemaatle namaz kılmak hem müminler arasında kaynaşmaya hem İsar ruhunun gelişmesine hem Allah'ın rızasını elde etmeye vesiledir. Rabbim namazlarımızı hakkıyla eda eden, ibadetlerimizi içselleştirerek yapabilen mümin kullarından olması dilek ve temennisiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.